buradayım. Tamam mı? Merak etme, ben buradayım. Nasıl atacağım kalbimden seni Eylül? Seni hala böyle severken nasıl katlanacağım yokluğuna? Doktor bey, bebeğim. Merak etme, kontrol ettik. Bebeğin iyi durumda. Geçmiş olsun. Meleğim. Baban kurtardı bizi. Sesimizi duydu, kurtardı. Annem, güzel yavrum. Nasıl korktum sana bir şey olacak diye biliyor musun? Hastaneye gelene kadar öldüm dirildim. Allah'ım bir daha göstermesin böyle bir şey bize. Annem. Annem. Ne kadar güzel yine senin yanında olmak. Evine durumda acaba? Yaşar Bey'le Koray bakmaya gittiler ama hala aramadılar da. Ay Nurhan'cığım, herhalde biz bu gece sana yük olacağız. Ay olası söz öyle Raziye. O ne demek kız? Bu ev sizin de eviniz anacığım. İstediğiniz kadar kalın. Sağ ol. Geldiler galiba. Sen dur ben bakarım. Konak gibi evi varken senin köhne evine mi kaldım ayol? Boşuna mı yaktım kaç yıllık evimi? Ha, Yaşar Bey, Koray, ev ne durumda oğlum? Çok kötüdür herhalde. Oturulacak hali kalmamıştır. Kalmış. Pek bir hasar yok. Camı çerçeveyi açtık, iyicene bir havalandırdık. Ha, bir badana istiyor yalnız. Bir de bu mutfak dolapları yanmış. Neyse bir cilayla o da hallolur. Evde bir şey yok, evde sıkıntı yok, tamam yani. Can sağ olsun da geri kalanı ufak ufak halledilir Raziye Hanım. Tekrar geçmiş olsun. E neydi bu şimdi? Ben o kadar boşuna mı uğraştım ya? Ciğerleri nasıl? Var mı ağrısıza? Yok abi. İyiyim, sağ ol. Yüreğin nasıl peki? Oradaki ağrısızdan ne haber? Tamam. Laf etme diyorsun. Evli barklı kız diyorsun. Tamam. Eyvallah. Ama sen bu kıza aşıksın ha. Kabul et. Şöyle yüreğimden söktüm attım falan deme. Senin her nefesinde Eylül var. Ya tamam abi. Konuşmayalım artık şu konuyu. Yataklar ayrıydı. Bugün evin içinde onu ararken gördüm. Kafam yine allak bullak oldu. İşin içinden çıkamıyorum. Eğer beni seviyorsa niye gitti evlendi o adamla? Gözümün içine baka baka nikah memuruna evet dedi. Niye o adamın kolundan tutup geziyor? Al işte. Onu unutamıyorum. Onu kafamdan silemiyorum abi. Yapamıyorum. Onu düşünmeden tek bir nefes bile alamıyorum ben.
Al bakalım, sıcak sıcak iç. Ay, sağ ol annem. Eylül. Allah Yağız'dan razı olsun. Yetişemeseymiş. Her şey çok kötü olurmuş. Doktor öyle dedi. Sağ olsun. Da o eve niye gelmiş, ben onu anlamadım. Herhalde işle ilgili bir şey konuşmak için gelmiş. Bir yanında tombul iri yarı bir oğlan var ya. O öyle demiş Razi'ye. Allah Allah. İşle ilgili ne konuşacaktı ki benimle?